Süleyman Özışık. AK Parti'de temizlik operasyonu başlıyor. Referandum sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda neler konuşulduğu belirginleşmeye başladı. Usta gazeteci Abdülkadir Selvi bu kararları okurlarıyla paylaştı. Selvi'nin aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin belirlenen tarihte yani 2019 yılında yapılmasından yana. Yol haritasını şu şekilde çiziyor Cumhurbaşkanı. 2017 yılı teşkilat ve belediyelerin değişim düzenleme yılı, 2018 ülkeyi her anlamda şaha kaldıracak icraat yılı, 2019 ise hem icraat hem de seçim yılı. Selvin'in 2017 yılında yapılacak çalışmalara değişim ve düzenleme yılı demesi sizde farklı bir algı oluşturmasın. Türkçesi şu. AK Parti'nin teşkilat ve belediyelerini kapsayacak çok büyük bir temizlik operasyonu geliyor. Dün Ankara'dan bazı isimlerle görüşüp yapılacak temizliğin boyutlarını öğrenmeye çalıştım. Öğrenebildiklerimi sizinle paylaşayım. Önce kabine değişikliği. Sanıldığının aksine kabinede çok büyük bir revizyon beklenmiyor. Henüz görev süresi olarak bir yılı doldurmayan pek çok bakanın yerinde kalacağı tahmin ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya, Sağlık Bakanı Recep Akta, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın görevlerine devam edecekleri kesin gibi. Nurettin Canikli, Tuğrul Türkeş, Mevlüt Çavuşoğlu gibi partinin ağır topları da görevlerine devam edecek isimler arasında. Rivayete göre Cumhurbaşkanı'nın değişiklik yapmayı planladığı alan daha çok ekonomi ile ilgili. İddialar doğru ruysa 1 Kasım'da Erdoğan'ın isteği üzerine ismi milletvekili listesine yazılan Ali Babacan yeniden ekonominin dümenine oturtulacak. Bu durumda Mehmet Şimşek ve Nihat Seybekçi'nin üzeri çizilebilir. Gidecekler arasında ismi konuşulanlardan biri de Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz. Meclis başkanlığı dahil her görevde bulunan Yılmaz'ın yerine başka bir ismin getirileceği söyleniyor. Kabine ile ilgili edinebildiğim bilgiler bunlardan ibaret. Belediye ve teşkilatlardaki temizlik çok daha büyük önem arz ediyor. Abdülkadir Selvi'nin yazısında belirttiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda şu keskin talimatı veriyor. Belediye başkanlıklarını tek tek değerlendirin. Sonuçlara olumsuz etkisi olan belediye başkanlarını alın, yerine belediye meclisinden birini seçin. Belediye meclisinden seçilen arkadaş başarılı olursa 2019'da onu aday gösteririz. İl başkanlarından yorulanları, heyecanını kaybedenleri, sahada çalışmayanları belirleyin, kongre sürecinde değiştirin. Bize sahada heyecanla çalışacak il başkanları lazım. Selvi'nin yazısında değinmediği detayları aktarayım. Bu süreçte hem FETÖ ile içli dışlı olan hem de mıntıkasında yaptığı yanlış icraatlarla halkın gözünden düşen bazı belediye başkanlarının istifa etmesi istenecek. Buna yanaşmayan olursa İçişleri Bakanlığı devreye girecek ve görevden alınmalar başlayacak. Hemen akabinde belediye meclisinde seçilecek koltuğa oturtulacak. İstanbul, Bursa ve Sakarya Merkez, Afyonkarahisar, Kayseri, Amasya düzce ilk müdahale edilecek olan belediyeler olarak göze çarpıyor. İstanbul'da büyük düşüş yaşa ...Fatih Eyüp, Üsküdar, Sancaktepe, Küçükçekmece ve Beyoğlu gibi belediyelerde... ...bu çalışmaya dahil edilecek. Aynı durum Ankara Büyükşehir Belediyesi için geçerli olmasa da... ...bazı ilçeler için geçerli. Ve Kocaeli'nin darıca başta olmak üzere bazı ilçe belediyelerini de buna dahil edebiliriz. Teşkilatlarda ise tam anlamıyla bir savrulma yaşanacak gibi görünüyor. Çünkü teşkilatçılıktan gelen Erdoğan, teşkilatlara çok önem veriyor. FETÖ ile mücadele konusunda yeteri kadar çaba harcamayan... ...referandum döneminde sönük kalan il ve ilçelerinde büyük düşüş yaşanmasına sebep olan teşkilat başkanlarının gönderilmesine de kesin gözüyle bakılıyor. Hangi illerde hangi teşkilata dokunulacak diye tek tek yazmak mümkün değil. Plaka usulü gitmek en doğrusu. 01 Adana Gerisini siz sayın. Dipnot, FETÖ'nün kripto haşhaşilerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan isimler içinde darbe gecesi tankların önüne dikilenler ve hatta yaralanıp gazi olanlar bile var. Görevden alınmayı gururuna yediremeyip intihar eden var. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya güvenimiz tam. Eminim ki listeleri tekrar tekrar gözden geçirip yeni FETÖ mağdurlarının oluşmaması için elinden geleni yapacaktır. Bu konuya pazartesi günü uzun uzun değineceğim. Süleyman Özışık, Internetabernok.com